Arzu Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor. Bugün çok güzel mucizelere tanıklık ettik bu apartmanda. Bir aile kurtuldu. 6 kişilik bir aile kurtuldu. Ve hemen sonrasında bir karı koca kurtuldu. Oktay ailesi ilk başta 102. saatinde saat 10.30'da buradan kurtarıldılar. Dün gece bir de ses duyulmuştu. O sese gittiler. O sese odaklandılar. Hassas ve titiz çalışmanın sonucunda Oktay ailesi kurtuldu. 6 kişilik bir aile. Kadri Oktay, Yasemin Oktay, Helin Oktay kızları. Yine kızları Zilan Oktay ile Dilan Oktay ve en küçük çocukları o 15 yaşındaki Arda Oktay kurtarılmıştı. Burada sevinç gözyaşlarını gördük, coşkuyu gördük ve gerçekten bizler de çok mutlu olduk. Ümit ediyoruz bu haberlerin, bu güzel haberlerin sayısı gittikçe her geçen saniye artar, her geçen saat ise artmaya devam eder. Onların hemen ardından 5 saat sonra yani 107. saatinde depremin, 107. saatinde de Raziye Kılınç ve Hacı Murat Kılınç çifti, iki emekli polis, onlar kurtarıldı. Yaşlı anneleri burada gözyaşı döktü, sevinç gözyaşı. Çok sevindiler. Onların o sevincini, mutluluğunu tarif edemeyiz. Gerçekten çok zor. 5 gün boyunca işte bu betonların, molozların, bu koca devasa apartmanın altında annenizi, babanızı, çocuğunuzu, eşinizi, en yakınınızı, canınızı, kanınızı bıraktığınızı ve onu beklediğinizi düşünün. Gerçekten empati yapınca yani o zaman anlayabiliyorsunuz. Belki o zaman bile tam değil. Allah bir daha yaşatmasın tabii ki. İşte öylesine bir mutluluk ki o tablodan sonra onlara kavuşmak. Sonrasındaysa bir kişi daha olduğu söylendi. Şu anda toplamda 8 kişi bugün canlı olarak kurtarıldı enkaz altından. Sağ salim kurtarıldı ve tedavileri gerçekleştirilmek üzere çevre hastanelere sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri canla başla gönüllüleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya devam ediyor. İşte arkamızda oldukça ummalı bir çalışma var. Sağda, solda, arkada, arka çaprazda her yerden koridorlar açıldı. Hatta bir oda boşluğu bulundu. Tunağan şimdi onlardan bir tanesini göstersin. Neden? Çünkü burada en yakın somut örneği, delili vereceğiz. Çünkü buradan bir ses duyuldu. Ses ince bir ses. Ses ince bir ses olduğu için kadın mı yoksa bir çocuk sesi mi, onu ayırt etmek mümkün değil. İşte bunu ayırt etmek için biraz daha yaklaşmak. Tunağan fazla gitme. Tunağan fazla gitmeyelim. Fazla gitmeyelim ekiplere engel olmadan. Burada devam edelim çalışmalarımıza. Biz de onların çalışmalarında sekteye uğratmayacak şekilde bu güzel haberlerin ardından inşallah ümit ediyoruz gelecek olan ikinci güzel haberin şu anda sinyallerini buradan aktarmaya devam edelim. Ses ince geldi dediğimiz gibi, bir kadın mı yoksa çocuk sesi mi onu bilmiyoruz. Şu anda ekipler zaman zaman iş makinelerini durduruyorlar. Zaman zaman çevredeki araçların kontak kapatmasını rica ediyorlar. Ve herkesten sessizlik, sükunet istiyorlar. Bu çağrılarda bulunuyorlar. Çünkü gelecek olan ses, gelecek olan nefes demek, hayat demek, umut demek, sevinç gözyaşı demek. Tabii işte şu anda herkes el birliğiyle gerçekten dayanışma içinde, omuz omuza, sırt sırta çalışmaya devam ediyor. Biz ümit ediyoruz, umuyoruz. Her noktadan, her şehrimizden, her ilçemizden, her köyümüzden, afetin yaşandığı her noktadan güzel haberler almaya devam ederiz. Öyle ümit ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu anda çalışmalar gerçekten çok iyi gidiyor. Sizler de canla başla çalışıyorsunuz. Yoruluyorsunuz. Depremin 24. saatinden sonra Düzce'de depremi yaşamış birisi olarak can siparihane bir şekilde buraya geldik. Bütün arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Ya AFAD, bütün Türkiye'den herkes burada. Bir hayat, bir devlet demiryolları çalışanları da burada. Diğer sivil toplum kuruluşları burada. Maden ocakları, maden işçileri vardı. Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen arkadaşlar vardı. Bir hayat kurtarmanın peşindeyiz. Şimdi görüyorsunuz şu yavrucağın söyleyecek kelime bulamıyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Biz ümit ediyoruz. Artık güzel haberler gelsin. İnşallah. Burası bugün... Az önce bir ses duyar gibi olduk. Onunla ilgili
Çalışmalar devam ediyor. Yine herhalde orayı açınca orada tekrar bir daha bir bakacağız ama Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin... Kolaylıklar diliyoruz bizler de. Bu ülke var oldukça, bir oldukça yapamayacağımız, üstesinden geleceğimiz hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Kuşkusuz her zaman da öyle olacak. Allah sizlerin de ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık, yüreklerinize sağlık diyoruz. Ve işte 1, 2, 3, 4, 5... Görebildiğim şu anda 5 nokta, 5 noktadan aman dikkat et bir adım daha atma Tunahan. 5 noktadan, 5 noktadan hemen biraz daha aşağıya gidelim. Ben seni tutayım yavaş yavaş aşağıya inelim. Evet tamam problem yok. 5 noktadan bir koridor açıldı. Oda boşlukları da buradan bulunmuştu. Ve teşekkür ederim sağ olun. Burada çalışmalar devam ediyor. İşte o ince ses, kadın mı yoksa bir çocuk sesi mi bilinmiyor ama... Bir nefes, bir ses olduğu, bir hayat olduğu kesin. Burası Arzu Apartmanı'ydı. Ama bundan sonra burası Mucize Apartmanı. Böyle de olmaya devam eder. Böyle ümit ediyoruz. Gelişmeler oldukça buradan nefes, ses gelmeye devam ettikçe aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik sözlerimize bir virgül koyalım.